Siz de kimsiniz? Anne nerede? Kahvaltımı getirecek. Söyleyin kahvaltımı getirsin. Anne'nin kahvaltısını getirmesini istiyormuş. Ne yazık ki bu olanaksız. Bu iyi işte. Yan odadakilerin kim olduklarını ve Bayan Kurban bana bunun hesabını nasıl vereceğini gerçekten merak ediyorum. Burada kalmanız daha iyi olmaz mı? Ne burada kalmak ne de kim olduğunu söylemediğin sürece sizinle konuşmak istiyorum. Gidemezsiniz. Çünkü tutuklusunuz. Anlayamadım. Tutuklusunuz. Nasıl tutuklanmış olabilirim? Hele bu şekilde. Bunu size söylemek bizim görevimiz değil. Kovuşturma artık başladığına göre zamanı geldiğinde her şeyi öğrenirsiniz. Bakın, sizinle böyle dostça konuşarak bile görevimin sınırlarını aşıyorum ama neyse ki odada Franz'dan başka kimse yok. Ki zaten o da bütün kurallara karşı gelerek size dostça davranıyor. Talihiniz bundan böyle de nöbetçilerinizin atanmasında olduğu kadar yaver giderse eğer, o zaman geleceğe güvenle bakabilirsiniz. Zaten zamanla bunların ne kadar doğru olduğunu anlayacaksınız. Bundan sonra daha kötü şeyler giymek zorunda kalabilirsiniz. Fakat eşyalarınızı depo yerine bize emanet ederseniz eğer, olayı sonuçlarında hepsini geri alabilirsiniz. Zira depoda çok sık hırsızlık olur. Ayrıca belli bir süre geçtikten sonra orada her şeyi satarlar zaten. Zaten bu davalar şimdilerde o kadar uzun sürüyor ki. Gerçi sonunda eşyaların satış bedelini alabilirsiniz ama bu bedel çok küçük olur tabii ki. Zira satışın malın değeri değil, verilen rüşvetlerin yüksekliği belirler. Nasıl insanlar bunlar? Neden söz ediyorlar? Hangi resmi makamdanlar? Burası bir hukuk devleti. Her yerde barış ve huzur var. Tüm yasalar yürürlükte. Kim bu insanlar? Hangi cüretle evimi basıyorlar? Bunların hepsi bir şaka olmalı. Evet, bankadakilerin işi bu muhakkak. 30. yaş günümü bu şekilde kutluyor olmalılar. Ne kadar da yersiz bir kutlama şekli. Oldukça da kaba. Ya şaka değilse çok temkinli davranmalı. En iyisi onlara bir kimlik belgesi göstermek. İzninizle. İşte kimlik belgelerini yok. Şimdi siz de bana sizinkileri özellikle tutuklama emrinizi gösterin. Durumunuza bir türlü alışamıyorsunuz. Ve görünüşe bakılırsa amacınız bizi. Yani bütün insanlar arasında şu anda muhtemelen size en yakın kişi yok diye sinirlendim. Anlamadınız galiba. Kimlik belgelerim burada diyor. O belgelerden bize ne? Bir çocuktan da beter davranıyorsunuz. Nedir istediğiniz? Bizimle, yani nöbetçilerle kimlik belgeleri ve tutuklama emri hakkında tartışarak büyük davamızın, o kahrolası davamızın sonuçlanmasını çabuklaştırmak mı? Bakın, bizler hemen hemen bir kimlik belgesinden bile anlamayan küçük memurlarız. Sizin davanızla ilgimizse günde başımızda 10 saat nöbet tutup bunun için para almak. Ama şunun da farkındayız ki emrinde çalıştığımız yüksek makamlar biri hakkında tutuklama emri vermeden önce o kişi hakkında detaylı araştırmalar yaparlar. Bu konuda söz konusu yanlışlık asla olamaz. Ayrıca tanıdığım kadarıyla bizim makam, yani benim ancak en alt kademelerini tanıdığım makam. Örneğin öyle halkın arasında karışıp suç aramaz. Yasada dendiği gibi suç onu kendisine çeker. O zaman ilgili makamda bizleri atamak zorunda kalır. Bu yasa gereğidir. Yanlışlıkların neresinde? Ben bu yasayı bilmiyorum. Bu yasa yalnızca sizlerin kafalarınızı alır. Görüyorsun ya Bilal. Yasa bilmediğini kendi ağzıyla söylüyor ama yine de haklı olduğunu iddia ediyor. Bakın bayım, size tavsiyem sakince oturun ve sizin için verilecek kararı bekleyin. Böyle gereksiz düşüncelerle kafanızı karıştıracak yerde biraz kendinizi toplayın. Çünkü sonrasında sizden çok şey beklenecek. Hem bize karşı davranışınız gösterdiğimiz yakınlıkla bağdaşır gibi değildi. Gerçekte ne olursak olalım, en azından şimdi sizden daha özgür olduğumuzu unuttunuz ve bu da küçük de olsa bir üstünlük demektir. Fakat paranız varsa eğer, karşıki kahveden size küçük bir kahvaltı getirmeye yine de hazırız.
Birazdan gözetmen buraya gelecek. Onun karşısında bu halde çıkamazsınız. Bu şekilde evimde basılırsam üzerimde en şık kıyafetlerimin olması beklenemez herhalde. Olmaz. Bu davanız açısından hiç iyi olmaz. Önce bir ceket giyin. Şık bir ceket giymelisiniz. Bunların hepsi hala bir şaka olmalı. En azından sürekli gözetim halinde değiller. İntihar edebileceğinden korkmuyorlar mı? Ne yani? Sırf iki adam odama gelip kahvaltıma el koydukları için mi intihar edeceğim? Böyle bir sebep yüzünden insanın kendini öldürmesi oldukça saçma. En azından banyo yapmam için zorlamadılar. Bayka, siz misiniz? Evet. Bugün olanlar sizi çok şaşırttı mı? Şaşırmış olabilirim. Ancak kesinlikle çok şaşırmadım. Ne? Çok şaşırmadınız? Demek istediğim, oturabilirim herhalde değil mi? Usulden değildir. Peki. Ben demek istediğim, bir insan bu dünyada 30 yıl boyunca yaşamışsa ve bu süre boyunca tek başına savaşmak zorunda kalmışsa, o zaman beklenmedik olaylara karşı bağışıklık kazanıyor. Özellikle bugünkü gibi olaylara karşı. Neden özellikle bugünkü gibi olaylara karşı? Bunların hepsinin bir şaka olduğunu düşünüyor değilim. Çünkü bunlar bir şaka olamayacak kadar ayrıntılı. Ancak kesinlikle çok ciddi bir şey var. Buna ciddi bir suç işlemediğimi bildiğimden var. Ayrıca sorulması gereken daha önemli sorular var. Mesela bana dava açan kim? Soruşturmayı hangi makam yürütüyor? Sizler memur musunuz? Çünkü üzerinizdekiler hiç üniformayı falan andırmıyor. Eminim ki bu sorular cevaplandıktan sonra birbirimize güzelce veda edebileceğiz. Veda edebileceğiz, öyle mi? Bakın Baykan, konuya çok yanlış yaklaşıyorsunuz. Bizim bu konu hakkında pek bir bilgimiz yok. Tutuklandınız, tek bildiğimiz bu. Daha fazlasını bilmiyoruz. Ayrıca bahsettiğiniz gibi üstümüzde o en resmi üniformalar olsaydı bile durumumuzda pek bir değişiklik olmazdı. Bizi değil, kendinizi düşünmenizi öneririm. Zira böyle konuşarak uyandırdığınız ve pek de kötü olmayan o izlenimi bozuyorsunuz. Saçma. Savcıya sırrı yakın dostumdur. Ona bir telefon etmek istiyorum. Yalnız bunun ne gibi bir yararı olacak ben onu anlamıyorum. Ne gibi bir yararı olacak öyle mi? Her şeyin bir anlamı olsun istiyorsunuz. Ancak düşünülebilecek en anlamsız şeyi yapıyorsunuz. Bu durumda insan taş olsa çatlamaz mı? Önce bu beyler evime geldiler, kahvaltımı yediler. Şimdi de beni sizin önünüzde oynatıyorlar. Sözde bana bir dava açıldığına göre. Bir savcıya telefon etmemin anlamı sorulur mu? Artık telefon falan etmek istemiyorum. Bakın Baykan, böyle konuşarak sadece vakit harcıyoruz. Ben tutuklanmanız size iletildikten sonra bankaya gitmek isteyeceğinizi düşündüm. Yanılıyor muyum? Bankaya mı? Tutuklandığıma göre nasıl işe gidebilirim? Beni yanlış anladınız. Tutuklandınız, bu doğru. Ama bu işe gitmenizi veya günlük herhangi bir uğraşınızı engelleyecek bir tutuklama değil. O zaman tutuklanmanın pek de bir zararı yoktur. Ben de farklı bir şey söylemedim zaten. O zaman tutuklanmamın bildirilmesinin de pek bir anlamı yokmuş. Görevim mi? Saçma bir görev. Dediğim gibi Bayka, görevim mi? Ve ben bankaya gittiğinizde dikkat çekmemeniz için üç meslektaşınızı yanımda bulunduruyorum. İstiyorsanız gidelim. Bu sabah olanlardan sonra pansiyona bir daha uğramamamı söyleyecek olsa gerek. Ne doğum günü ama. Sevgili Baykan, sizi böyle rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ne demek buyurun? Sabah bankada bir işim vardı. Gelmişken sizi görmek istedim. Hem duyduğuma göre bir 30. yaşınıza gelmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu
Bu sabah olanlardan sonra buraya kadar gelmeniz büyük incelik. Ne var? Bu sabah size fazla iş çıkarmış oldum. Neden? Bu sabah odama gelen adamlardan bahsediyorum. Ha onlar mı? Hayır, o yüzden fazladan bir iş çıkarmadınız. Hem Balkan siz de neye sevdiğin kiracımsınız. Teşekkür ederim. Ancak kesinlikle fazla iş çıkarmış oldum. Ama emin olun bu bir daha olmayacak. Dediğim gibi fazladan bir iş çıkarmadınız. Ayrıca asıl yapmanız gereken bu konuyu fazla ciddiye almamak. Her gün dünya üzerinde neler oluyor ki? Yalnız madem lafı açtınız, ben de size bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Sabah kapıyı bir süre dinledim ve iki nöbetçinin bir şeyler anlattığını. Ama dediğim gibi bunların çok kötü şeyler olduğunu söyleyemem. Hayır, gerçi tutuklanmışsınız ama bu bir hırsızın tutuklanması gibi değil. İnsan bir hırsız gibi tutuklanırsa o zaman iş kötüdür. Ama bu bana başka bir şeymiş gibi geliyor. Balka, böyle budalca konuştuğum için bağışlamanızı dilerim. Ama bu insanın anlayamadığı, fakat anlamak zorunda da olmadığı bir şey gibi geliyor. Kesinlikle budalca konuşmuyorsunuz Bayan Gruba. Ayrıca ben de sizinle aynı fikirdeyim. Yalnızca olayın bütününe ilişkin daha katı yargıları var. Ve olayın bu kadar derin anlamlı değil, daha ölümsüz olduğunu düşünüyorum. Gafil aldım, hepsi bu. Örneğin, bu sabah Anna'nın gelmeyişi üzerine şaşırmak yerine direkt sizin yanınıza gelseydim ve kahvaltımda her zamankinin aksine mesela mutfakta yapsaydım, giysilerimi de size getirseydim, o zaman bütün bunların önüne daha yaşanmadan geçirmiş olacaktı. Aslında bu konuyu size açmayacaktım ben bunu. Ancak sizin gibi akıllı bir kadının da görüşlerini almak istedim. Şimdi benimle aynı görüşte olduğunuz için mutluyum. Böyle düşünmenize sevindim. Ayrıca sizinle konuşmak istediğim başka bir konu daha vardı. Bayan Bürsler, acaba odasına döndü mü? Hayır, kendisi kabarede. Ne yazık ki ne zaman döneceğini bilmiyorum. Kabareye gittiği zamanlar genellikle geç dönüyor. Ben bu sabah kendisinin odasını kullanılması gerektiği için özür dileyecektim. Buna gerek yok Balka, çok anlayışlısınız ama Bayan Bürsler bir şey bilmiyor. Sabah erkenden çıkmıştı, ayrıca odası da düzeltildi bile. Peki, hep geç mi döner? Dediğim gibi, yalnızca kabareye gittiği zamanlar. Bu konuda Bayan Bürsler'i karalamak istiyor değil mi kuşkusuz? Kendisi iyi ve tatlı bir kızcağız. Ama gerçek olan bir şey daha var ki, Bayan Bürsler kendini daha ağırdan almalı ve daha çekingen almalı. Anlayamadım. Kendisini bu içerisinde iki kez sapa yollarda ve her defasında başka bir beyle gördüm. Böyle devam ederse onunla da konuşmak zorunda kalacağım. Bence çok yanlış düşünüyorsunuz. Elbet genç bayanla hemen konuşacak değilim. Bunu yapmadan önce davranışlarını bir süre daha gözlemleyeceğim. Bildiklerimi yalnızca size açtım. Pansiyonun adının temiz kalması, elinde sonunda... Pansiyonun adının temiz kalması öyle mi? Pansiyon adının temiz kalmasını istiyorsanız önce beni çıkartmalısınız. Dediklerimi yanlış anladınız Balkan. Kastettiğim şey bu değildi. Sizi rahatsız ettiysem özür dilerim. En iyisinden de çıkayım. Siz bilirsiniz. Bayan Bürsler bugün olanları öğrenince kızar mı acaba? Bayan Gruba'nın bahsettiği o iki adam da kimdi? Sevgilisi mi var yoksa? Yüzünü bile zar zor hatırlıyorum. Oysa bir kez kabaresini izlemeye gitmişti. Çok güzel bir kadın, güzel bacaklar, güzel memeler, güzel bir kalça. Keşke burada olsaydı. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight. Here in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo
He said, Julie, baby, you're my flame that gives fever. When we kiss, it's fever with that flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Söylesenize Baykal. Odalarınız yan yana olmasına rağmen sizinle kaç defa konuşmuşuzdur? Bilemiyorum. Hadi ama bu o kadar da zor bir soru değildi ki. Ben kendimi size karşı çok mahcup hissediyorum Bayan Müjdar. Yapmayın lütfen. Tanıdığım bütün erkekler bakışlarını yüzümden çok başka yerlerini tutuyor zaten. Siz beni yanlış anladınız. Ben bu sabah olanlardan bahsetmek istemiştim. Bu sabah olanlar mı? Evet. Odanız bu sabah benim yüzümden biraz dağıldı. Bunun için özür dilemek istemiştim. Özür dilemenizi memnuniyetle karşılıyorum fakat odamın karıştırıldığını gösteren bir şey göremedim. Bir iki fotoğrafın yeri değişmişti, o kadar. Fotoğraflarınızın yeri değişen kesinlikle ben değilim Bayan Müjdar. Ancak madem bana inanmıyorsunuz, size bugün olanları anlatmam gerekiyor. Bu sabah odama bir soruşturma kurulu geldi. Ve yanında üç tane meslektaşım getirdi. Bunlardan biri sizin fotoğraflarınızı oynayan kişi oldu. Soruşturma kurulu sizin için mi geldi? Evet. Suçsuz olduğuma inanmıyor musunuz? Bilemiyorum. Belki de sonuçları ağır olabilecek bir yargıya varmakta acele etmek istemiyorum. Ayrıca tanımıyorum da sizi Bayka. Ama peşine hemen soruşturma kurulu takılan biri önemli bir suç işlemiş olmalı. Öte yandan özgür olduğunuza göre en azından sakin oluşunuza bakarak böyle bir suç işlemeyeceğiniz sonucuna varıyorum. Haklısınız. Zaten bu sabah gelen soruşturma kurulunda suçsuz olduğumu anlamış olabilir. Haklısınız, olabilir. Yargı için konularda pek bir deneyiminiz yok gibi görünüyor. Hayır, yok. Ve çoğu zaman üzülmüşümdür onlara. Çünkü her şeyi bilmek isterim. Özellikle yargı konularına çok ilgi duyarım. Mahkemenin kendine özgü bir çekiciliği vardır, öyle değil mi? Kesinlikle. Ancak ben bunun öyle bir avukat falan gerektirecek kadar önemli bir dava olduğunu düşünmüyorum. Ancak sizin gibi danışmam çok iyi olabilirdi. Tam olarak neyle suçlanıyorsunuz? Aslında bir yüzde bu ya. Bunu ben de bilmiyorum. O halde şaka yaptınız bana. Hayır. Şaka falan yapmadım. Size şaka yaptım, nasıl düşünürsünüz? Ben size bildiğim her şeyi zaten anlattım. Üstelik bildiğimden fazlasını da anlattım. Çünkü odama gelen bir soruşturma kurulu falan değildi. Yalnızca ben verecek başka bir isim bulamadığım için üzüldüm. Bütün bunların tutuklanmanızla ilgisi olduğunu emin misiniz? Anlayamadım. Benimle sırf 2-3 fotoğrafın yeri değişti diye mi konuşmak istediniz? Bugün çok yorgunum. Ama bana istediğinizi yapmanıza izin vereceğim. Belki de buradan birlikte taşınmalıyız. Belki de evlenmeliyiz. Çok güzel bir kadın. Merak etmeyin. Bekçi dışında bankada kimse kalmadı. O da geldiğinizi görmedi zaten. Herkesin gelebileceği bir saatte istemezsiniz herhalde. Ne istiyorsunuz yine benden? Bir şey istemeye değil, bir bildirim yapmaya geldik. Neymiş? Pazar günü soruşturmanız olacak. İşlerinizi atlatmasın diye pazarı seçtik. Çok düşüncelisiniz. Geleceğiniz adres burası. Mutlaka gelmeniz gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Böyle kenar mahallelerde sorgulama yapılan yerler olduğunu bilmiyordum. Kaçta orada olmam gerektiğini söylemediler. En iyisi 9'da gitmek. Evet evet, bütün mahkemeler o saatte çalışmaya başlar. Thank you.
geliyor. Geç kalmış olmalıyım. Gelmem için bir saat vermediler. Verilen bir saat olmadığına göre geç kalma da yoktur. Burada çok sayıda daire var. Herhangi birisinde olabilir ya da hiçbirisinde. Buraları mahkeme olabilecek yerler değil. Sadece insanların yaşadığı evler. Hatta maddi durumlarının pek iyi olduğu bile söylenemez. Evet, kadınlar çamaşır asıyor, erkekler uyuyor, çocuklar oyun oynuyor. Böyle bir yerde mahkeme olmasına imkan yok. Adres burayı gösteriyor. Belki de beni deniyorlardır. O nöbetçiliyle suçun mahkemeyi kendisine çektiğini söylemişti. Evet, doğru. Yani nereye gidilirse gidilsin, rastgele seçilecek bir oda o yerin tarifini sağlamalı. Merhaba, ben bu adresi... Siz Joseph Carson'sınız değil mi? Evet. İçeri geçin lütfen, sizi bekliyorlar. Peki. Merak etmeyin, sizden sonra kapıyı kapatacağım. Beş geçiyor. Bir saat, beş dakika önce burada olmanız gerekirdi. Geç kaldınız. Ben geç kalmış olabilirim. Ancak şimdi buradayım. Bay K. Bir saat, beş dakika önce burada olmanız gerekirdi. Geç kaldığınız için artık bu soruşturmayı yürütmekle yükümlü değilim. Ama yine de yürüteceğim. Vatandaş mısınız? Hayır. Büyük bir bankada birinci şef. Bakın. Bir bankada birinci şef. Ve bu badanacı saçmalığı aslında bu soruşturmayla ilgili her şeyi açıklıyor. Şimdi karşı çıkıp bunun bir soruşturma olduğunu söyleyebilirsiniz. Ki haklısınız. Çünkü ben ancak bir soruşturma olarak görürsem bu bir soruşturma olabilir. Ancak ben bunu da bir soruşturma olarak tanıyacağım sayın sorgu yargıcı. Belki de bir ölçüde acıma duyduğum için. Zaten bütün bunları ciddiye almak ancak bir ölçüde acıma duyulduğu takdirde mümkün olabilir. Boşuna. Defterinize söylediklerimi kanıtlıyor sayın sorgu yargıcı. İşte bunlar sayın sorgu yargıcının belki. İçine bakmanın olanaksız olmasına karşı bu suç listesinden korkmuyorum. Çünkü benim başıma gelen tek bir olay. Bu özelliğini de çok önemli bulmuyorum. Ancak bu olay birçok kişiye uygulamakta olan bir işlemin göstergesi. Ve ben burada kendimi değil, onları savunmak için bulunuyorum. Yarın öbür gün herhangi birimiz badanacı olmadığı halde badanacı olduğu zannedilerek ve pek tabii bir suç işlediğini düşünülerek tutuklanabilir. Ve benim şimdi bulunduğum konuma getirilebilir. Siz şimdi buna bir ses çıkartmazsanız yarın öbür gün sizin de başınıza gelebilir. Veya çoktan gelmiş olabilir. Bir konuşmacı olarak onay toplamak niyetinde değilim. Zaten bunu başarabileceğimi de zannetmiyorum. Sayın sorgu yargıcı hiç şüphesiz bunu daha iyi yapacaktır. Bu kendisinin uğraşı gereği. Ben burada yalnızca herkesin gözü önündeki bir uygunsuzluğu herkesin gözü önünde tartışmak niyetindeyim. İsmim Joseph K. Badanacı değilim. Bir bankada birinci şef olarak çalışıyorum. Bundan yaklaşık 10 gün kadar önce tutuklandım. Ne tutuklanma ama. Bir sabah ansızın yatağımda baskına uğradım. Belki de gelen görevlilere benim gibi suçsuz başka bir badanacıya tutuklama emri verilmişti. Fakat beni seçtiler. Kaldığım pansiyondaki odalar nöbetçiler tarafından basıldı. Tehlikeli bir haydut olsaydım eğer daha iyi önlem alınamazdı. Nöbetçiler ahlaken düşük insanlardı. Gevezelikleriyle beni bunalttılar, rüşvet istediler. Türlü bahanelerle giysi ve eşya koparmaya çalıştılar. Kahvaltımı umarsızca mideleri de indirip kahvaltı getirmek için para istediler. Bir gözetmenin karşısına çıkarıldım.
Kendisine neden tutuklandığımı sormama rağmen kendini beğenmişliğin en ahmak örneğiymişçesine karşımda oturan gözetmen hiçbir yanıt vermedi. Belki de gerçekten bir şey bilmiyordu. Beni tutuklamıştı ve bu onu memnun etmeye yetmişti. Bununla da yetinmeyip pansiyona bankamda çalışan benden daha düşük dereceli 3 memur getirildi. Memurların getiriliş amacı tutuklanışımı gözler önüne sermekti. Böylece bankadaki itibarımı ve insanların gözündeki saygınlığımı yitirmem istendi. Görüyorsunuz ya, benim burada başıma gelen olay, kendileriyle pek fazla ilgilenilmemiş birkaç erkek çocuğunun sokaktaki saldırılarından başka bir şey değildir. Biraz önce sayın sorgu yargıcı içinizden birine bir işaret yaptı. Bu içinizde yukarıdan yönetilenlerin olduğunu bir göstergesi. Merak etmeyin, birazdan gideceğim. Şayet konuşmam hakkındaki tartışmalarınızı soruşturma sonrasında bırakmanızı tercih ederim. Çünkü zamanım az ve birazdan çıkıp gideceğim. Görüyorsunuz ya, bu mahkemenin yaptıklarının arkasında, ki buna tutuklanmam ve bugünkü soruşturmada dahil, büyük bir örgüt var. Bu örgüt, içinde rüşvet alan memurları, budala gözetmenleri ve pek de açgözlü olmadıkları söylenebilecek bir mahkeme heyetini barındırıyor. Ama bunun yanında yüksek ve en yüksek rütbeli yargıçları, sekreterleri, uşakları, jandarmayı ve korkmadan söylüyorum, cellatları barındırıyor. Bu olay, memurların tutuklanan kişinin evine girmesini ve kahvaltısını yemesini sağlar. Böyle bir durumda memurların yozlaşmasını nasıl engellenebilir? En iyi yargıç kendisi için bile başaramaz. Yine bu neden, gözetmenlerin umarsızca evleri basmasını ve benim gibi tutuklanan kişilerin soruşturulmak yerine sizin gibi bir heyet önünde aşağılanmasını, yeğlenmesini sağlar. Demek ki hepiniz mahkemenin adamısınız. Karşı çıktığım o yozlaşmış çetenin memuru. Birer dinleyici ve hafiye olarak buraya doluştunuz. Bazılarınız beni onayladı. Tek görmek istediğiniz masum bir insanı ne sıfırlaştan çıkaracaktı. Umarım buraya gelişiniz boşuna olmadı. Ya suçsuz bir insanın sizden af dilemesini izlerken eğlendiniz. Ya da gerçekten bir şeyler öğrendiniz. Umarım sizi uğraşırsa başarılı gelirim. Bayka! Bir soruşturmadan feragat etmek demek, onun getirdiği yararlar ne olursa olsun, onlardan da feragat etmek demektir. Ancak bunu göze alabiliyorsanız... Buyurun gelin. Bütün soruşturmaların sizin olsun. Aşağılık herifler. Şerefsizler. Soruşturma olacağını düşünmüştüm. O yüzden gelmiştim. Ama madem yok gidebilirim o halde. Sorgu yargıcını bir şey iletmemi ister miydiniz? Siz onu tanıyor musunuz? Elbette tanıyorum. Kocam bir bahçedir. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Buna neden bu kadar şaşırdınız? Evet burada yaşıyoruz. Fakat toplantı günleri odayı boşaltmamız gerekiyor. Yok şaşırdım o değil. Sizin evde olmalıyız. Soruşturma sırasında sizi rahatsız ettiğim odaya mı dokundurmadım bulunuyorsunuz? Hayır. Gerçi o gün... O olay beni çok sinirlendirmiş olsa da şimdi geçti gitti ve unutuldu. Aslında o gün konuşmanızın yarıda kesilmesi bir yerde de yararınız oldu. Çünkü sonradan bu konuya ilişkin çok olumsuz değerlendirmeyi buldum. Bu yaptıklarınızı affettiniz. Bakın, beni tanıyan herkesin gözünde bağışlandım.
O gün orada bana sarılan adam uzun süredir peşimde. Ve kocam da bu durumu kabullendi. İşini yitirmek istemediği sürece de kabullenmek zorunda. Çünkü o bir üniversite öğrencisi ve muhtemelen ileride daha yüksek bir konuma gelecek. Aslında bu diğerleriyle ölçüşüyor. Yani mahkemenin diğer yaptıkları. O yüzden çok şaşırmadım. Anladığım kadarıyla niyetiniz burada bazı şeyleri düzeltmek. Fakat bunu başarabileceğinize inanıyor musunuz? Hayır. Burada sizin de işinize bir şeyleri düzeltmek benim görevim değil. Zaten bunun olması gereği de öyle uykularım kaçırmazdı. Ancak şimdi bana bir dava açıldığı için bu işe karışmak zorundayım. Bu arada size de yardım edebilirsem memnuniyetle yaparım. Bu insanlara olan sevgimden değil. Yalnızca sizin de bana yardım edebilecek olmanızdan dolayı. Ben nasıl yapabilirim bunu? Mesela o defter. Onu bana gösterebilirsiniz. Çırılçıplak duran bir adam ve kadın. Çizimler çok kötü ama kitabın edepsiz amacı ortada. Grete'nin kocası Hans yüzünden çektiği acılar. Burada da oldukça fazla sayıda edepsiz sözcük ve hikaye var. Ne kadar terbiyesiz, ne kadar terbiyesiz. Demek beni yargılayacak olanların kullanacağı yasa kitapları bunlar. Ve ben böyle insanlar tarafından yargılanacağım. Size yardım edeceğim. Bunu istersiniz değil mi? Nasıl yapacaksınız bunu? Biraz önce kocanızın üstlerine çok bağlı olduğunu söylediniz. Yine de yardım etmek istiyorum. Siz bana yardım edemezsiniz. Çünkü bana yardım edebilmek için üst düzeyde memurlarla ilişkiler gerekir. Oysa siz yalnızca alt düzeydekileri tanıyorsunuz. Onlara yaptırabileceğiniz en önemli şey bile davam açısından önemsiz olacaktır. Siz benim savaşmak zorunda olduğum toplumdasınız. Ve orada olmayı seviyorsunuz. Hatta üniversite öğrencisini bile seviyorsunuz. Sevmeseniz bile kocanıza iyi ediyorsunuz. Haklısınız. Yüksek düzeydeki memurları tanımadığım doğrudur. Fakat sorgu yargıcını tanıyorum. Size yardım önerdiğimde aklımdaki de oydu. Onun alt düzeyde bir memur olduğunu ise hiç bilmiyordum. Ama sorgu yargıcının üst makamları ilettiği raporun belli bir etkisini bulunduğuna inanıyorum. Ve sorgu yargıcı çok rapor yazar. Örneğin geçen pazar, duruşmalar akşama kadar sürdü. Herkes gitti fakat sorgu yargıcı salonda kaldı. Öyle ki ona lamba getirmek zorunda kaldım. Sonra o pazar izinli olan kocam döndü, eşyalarımızı alıp yeniden odamızı düzenledik ve sorgu yargıcını tamamen tutup yatmaya gittik. Sonra gecenin epey geç bir saatinde uyanmış olacağım. Sorgu yargıcı başımda duruyordu. Önce çok korktum fakat sorgu yargıcı çok dostça davrandı. O saate kadar rapor yazdığını, lambamı bırakmak için geldiğini ve beni uyurken gördüğü anı hiç unutmayacağını söyledi. Ben bunların konumuzla ne alakası olduğunu anlayamadım. Bakın. Bütün bunlarla anlatmak istediğim sorgu yargıcının gerçekten çok fazla rapor yazdığı. Özellikle de sizinle ilgili olarak. Bu uzun raporlar elbette bir türlü olmamışsız olamaz. Ve bütün bunlarla anlamış olmalısınız ki sorgu yargıcı bana kur yapıyor ve onun üstünde büyük bir etkim olabilir. Hatta geçen birlikte çalıştığı üniversite öğrencisiydi, bana ipek çoraplar bile armağan etti. Ben hala bunları konumuzda ne alakası var? Bertol bize bakıyor. Şimdi ona o iğrenç insana gitmek zorundayım. Fakat son kabul ederseniz sizinle gelirim. İstediğiniz yere gelirim. Buradan olabildiğince uzaklaşmak, hatta bir daha hiç dönmemek üzere uzaklaşmak isterim. Oldukça çekici bir kadın aslında. Ya baştan çıkararak mahkeme yararına bir kafese tıkmak istiyorsa nasıl kafese koyabilir ki? Mahkemeyi istediğim an paramparça edebilecek kadar özgür değil miyim? Bu kadar mı yitirdim özgüveni? Hem yardım önerisi de oldukça içtendi. Evet, belki de sorgu yargıcından ve onun izinden giden diğerlerinden intikam almanın en iyi yolu onu kendi tarafıma çekmektir. Çok çekici bir kadın. Ne konuşuyorlar bu kadar süredir? Adam onu resmen esir almış durumda. Edemiyorsanız daha çıkıp gidebilirsiniz Bayka. Aslında daha önce de gidebilirdiniz. Ve kimse sizi aramazdı. Hatta diyebilirim ki gitmeliydiniz. Daha ben içeri adımımı attığım anda gitmiş olmalıydınız. Sabredemeyişimin nedeni sizin hala burada olmanızdır. Şayet buraya soruşturma için geldiniz. Ben bu kadını alıp buradan gidebilirim. Zaten bir sorgu yargıcı olabilmek için daha çok çalışmanız. Şimdiden çok iyi becerdiniz o kaba konuşmalarla burayı işletebilmeniz olanak siz. Bu adam böyle elini kolunu sallayarak çıkıp gitmesine nasıl izin veriyorlar anlamıyorum. Bunu sorgu yargıcına da söyledim. Bu adam sorgular arasında en azından kendi odasında tutulmalıydı. Bu sorgu yargıcını zaten hiç anlamıyorum.
Böyle gereksiz konuşmaların bir önemi yok. Benim eliyim. Bundan emin misin Dwight'a? Sorgu ergenizdeki kadını. Onu götürmek mi istiyorsunuz? Kusura bakmayın. O sadece sorgu yargıcının emrini yerine getiriyor. Ve ben ona götürüyorum. Sizin de pek bende gelmeye niyetiniz yok galiba. Üzgünüm. Fakir beklemez. Pardon bayım. Burada bir kadın gördünüz mü? Siz mübaşir olmalısınız. Evet. Siz de davalı kalsınız. Hoş geldiniz. Ama bugün de duruşmak olmadı. Biliyorum. Biraz önce karınızla karşılaştım ancak üniversite öğrencisi onu sorgu yargıcına götürdü. Görüyorsunuz işte. Onu hep benden alıp götürüyorlar. Bugün günlerden pazar ve hiçbir iş yapmam gerekmiyor. Ama sırf buradan uzaklaştırılmak amacıyla hiç de önemli olmayan bir haber etmem için yolluyorlar. Mahkemeye böylesine bağlı olmasaydım ben, öğrenciye çoktan bütün ekli benzerdim. Ama bu şimdiye kadar hep bir düş olarak kaldı. Peki başka bir yolu yok mu? Bilemiyorum ve şimdi iş daha da kötü. Şimdiye kadar öğrenci karımı hep kendisi için alıp götürdü. Ama şimdi çoktandır da beklediğim gibi onu sorgu yargısına da götürüyor. Peki bu işte karınızın hiçbir suçu yok mu? Elbet var. Dahası en büyük suçu. O zaman yapacak başka bir şey yok demektir. Neden olmasın? Aslında korkan biri olan da öğrenci. Karıma dokunduğunu da öyle bir pataklamak gerekir. Bir daha böyle bir şeye kalkışamazsın bile. Ama benim böyle bir şey yapmam yasak. Başkaları da bana böyle birlikte bulunmuyor. Bunu ancak sizin gibi biri yapabilir Bayka. Ben? Evet. Neden ben? Çünkü siz davalısınız. İşte tam da bu yüzden. Üniversite öğrencisinin belki bütün sorgulamayı değil ancak en azından ön soruşturmayı etkileyebileceğinden korkmam gerekmiyor mu? Evet. Korkmakta kesinlikle haklısınız fakat biz de kural olarak umutsuz davalara bakılmaz. Ben bu görüşünüze katıldım. Ancak bu üniversite öğrencisini biraz olsun pataklamamdan alıkoymayacağım. Size gerçekten teşekkür borçluyum Bayka. Aslında belki de diğer memurlarınız da biraz daha hak ediyor. Hatta belki hepsi. Evet. Zaten insanı baş kaldırır. Anlayamadım. Boş verin. Şimdi geldiğimi mahkeme kalemlerine bildirmem gerekiyor. Siz de gelmek ister misiniz? Mahkeme kalemleri burada mı? Evet, çatı katındalar. Yanlış anlamayın ancak mahkeme kalemleri düşük gelirli kiracıların kaldıkları ve ödemelerini attıkları çatı katında mı bulunuyor? Evet, aynen öyle. Ödenekleri çok düşük olmalı. Ya da belki bütün parayı ceplerine indiriyorlardır. Böylesine yozlaşmış bir mahkeme bir davalı açısından nasıl da küçük düşürür? Eminim öyledir fakat gerçekten gitmem gerekiyor. İsterseniz siz de gelin. İçin bile şanslıyız. Çok uğraşıyor olmalısınız. Evet. Çünkü dava bizim davamız. Ama herkes sizin gibi düşünmüyor. Mesela ben. Benim de bir davam var. Ancak ne bir kanıt sundum ne de başka bir şey için bir çaba sarf ettim. Sizce bu gerekli mi? Bilemiyorum. Ve bir davalı olduğuma inanmıyorsunuz. Ben inanmıyorum. Hiçbir davalı gibi davranmıyorsunuz. Daha çok mahkemeden biri gibisiniz. Haklı. Daha önce hiç böyle bir davalı görmemiştim. Nasıl davranmam gerekiyormuş ki? Hiçbir davalı gibi davranmadığınız kesin. Hem az önce kendine söylediniz. Mahkemeye delil bile sunmamışsınız. Yapılan sözde tutuklama ve sözde soruşturma sonrasında bir de delil mi sunmam gerekiyor? Nasıl böyle söylersiniz?
Dua edin bu söylediklerinizi kimse duymamış olsun. Bu mahkemenin ne kadar yozlaştığını göremiyorsunuz. Bizim gördüğümüz yalnızca yüce bir mahkeme. Yargıçlardan daha iyi hukuk bilecek halimiz yok ki. Onlar bizim iyiliğimizi düşünüyor. Mayka, benimle gelmeniz gerekiyordu. Siz tarafta çene çalın. Gidelim lütfen. Ben mahkemenin ne kadar yozlaştığını görmeye başladım. Artık gitmek istiyorum. Hayır, daha şey görmediniz. Şey görmek istediğim falan yok zaten. Nasıl çıkabilirim buradan? Daha şimdiden yolculuğu mu yitirdiniz? Siz iyi misiniz? Buranın havasından olsa gerek. Yeni gelenler hep böyle olur zaten. Buranın basık havası yetmiyormuş gibi. Kiracılar her yerde çamaşırlarını asıyor. Ve bu durumu daha da... Bunları duymak istemiyorum. Nasıl çıkabilirim buradan? Geldiğimiz yerden çıkabilirsiniz. Şu taraftan. Neye bakıyorsun sen? Siz benim en sevdiğim kiracısınız. Yasa suçu aramaz, suç onu kendine çeker. Tam olarak neyle suçluyorsunuz? Size yardım edeceğim, bunu istersiniz değil mi? Sabredemiyorsanız daha çıkıp gidebilirsiniz. Gidemezsiniz çünkü tutuklusunuz. Diğer davalılar sizin davalı olduğunuza neden inanmıyor Bayka? Onları da mı satın aldınız? Satın almak mı? Bir şeyin satın alınabilmesi için önce o şeyin değerli olması gerekir. Benden ne istiyorsunuz? Yanlış soru Bayka. Asıl siz bizden ne istiyorsunuz? Ben yalnızca bana ne söylediyseniz onları yaptım. Yanlış Bayka. Biz size ne söylemediysek siz onları yaptınız. Mahkeme kalemliğiniz de, memurlarınız da mahkemeniz kadar yozlaşmış. Sizin içiniz de dışınız kadar tiksindirici. Bu mahkemenin içine girmeyi de, o kitapları karıştırmayı da, mübaşirin karısıyla oynaşmayı da siz istediniz. Ben yalnızca davamın sonuçlanmasını istedim. Soruşturmadan feragat ederek mi? Mahkemenin arkasından konuşarak mı? Eminim diğerleri de bunu isterdi. O zaman neden yalnızsınız Bayka? Neden tek bir davalı bile yok? Çünkü onların bir davası yok. Bir davası olmayan bunu anlayamaz. Emin misiniz Bayka? Bırakın artık beni. Bırakın. Bırakın artık. Sürebileceğini çünkü görüşmenin şefe açılan bir dava ile ilgili olduğunu söyledi. Dava mı?
Ne davası bu? Bilmiyorum anneciğim. Odacı'da ne davası olduğunu bilmiyordu. Fakat bunun güç bir dava olduğunu, çünkü Joseph'in çok mutsuz olduğunu söyledi. Ayrıca anneciğim, bizim yakın tanıdıklarımızın Joseph'in davasına yardımcı olabileceğini de söyledi. Haklısın. En kısa sürede gidip neler olup bittiğine bakacağım. Ancak sen gereğinden fazla üzülüyorsun. Joseph, sen değişmişsin. Senin hep çok doğru kavrayabilme yeteneğin vardı. Bu yeteneğini şimdi mi kaybediyorsun? Bunun ne demek olduğunu farkında mısın? Bu listeden silineceksin demek. Ve bütün akrabaların da seninle birlikte silinecek ya da en azından sonsuz aşağılanacak. Kendini topla Joseph. İnsanı sana bakınca böyle bir davası olan onu baştan yitirmiştir sözüne inanması geliyor. Böyle bir davası olan onu baştan yitirmiştir. Heyecanlanmak son derece yersiz alıcım. Ayrıca davalar heyecanla kazanılmaz. Benim pratikte deneyimlerime de biraz geçerlik tanımaz. Ki bundan ailemizin etkileyeceğini söyleniyorsun. Ben daha aynı fikirde değilim seninle. Ancak ne istersen yapacağım. Yapılacak en önemli şey zaman kaybetmemek. Benim bir arkadaşım var okuldan. Avukat Hult. Kendisi hem ceza avukatı hem de yoksullara yardım eden bir avukat olarak ünü vardır. Ben böyle bir dava için bir avukat tutmam gereceğini düşünmemiştim. Neden tutulmasın? Tabii ki de tutulur. Peki. Sen ne istersen yapacağım anneciğim. İnsan yardım etmeden de yapamıyor. Aslında biz de seninle bir konuyu konuşmaya gelmiştik. Yeğenimle ilgili. Sizi tanıştırayım. Banka şefi Joseph K. Yani bize biraz izin verir misin? Memnun oldum. Demek ben de o davanızı konuşmaya geldiniz. İnanın buna çok sevindim. Çünkü bu aralar konuşulan en önemli ve en büyük davalardan biri bu dava. Bu davada size yardımcı olmayı gerçekten çok isterim. Ama şöyle bir pürüz var ki size yardımcı olamayacağımdan çok korkuyorum. Ama yardımcı olamazsam da eğer, mutlaka size yardımcı olabilecek birine yönlendirmeyi unutmam. Çünkü bu davada size yardım etmeden burada oturmak, inanın beni çok üzer. Mutlaka içinde olmayı isterim. Ben pek anlayamadım aslında. Ben mi yanlış anladım? Yani kendi davanızı konuşmak için gelmediniz mi buraya? Benim anlamadığım kısım da bu.
Siz benim davam hakkında bu kadar bilgiye nasıl sahip olabiliyorsunuz? Avukat olarak avukat çevrenine çok çekilip çıkıyorum. Oralarda da çokça davalardan söz ediliyor. İçlerinden büyük olanları, hele de bir dostluğun yeğeniyle ilgili bir dava söz edilmişse bunu hatırlıyorum. Yanlış olan ne var bunda? Ancak siz çatı katındaki mahkemeden değilsiniz. Adalet Sarayı'ndaki mahkemedensiniz, öyle değil mi? Evet, doğru. Fakat birçok mahkemede birçok ilişki kurmam, müşterilerimin ilişkilerine de çok işe yarıyor. Hem sağ olsun dostlarım da beni yalnız bırakmıyor. Hatta bir tanesi şu an beni ziyaret etmiş bulunmakta. Nasıl? Nerede? Kalemleri. Kusura bakmayın, yalnızca birkaç dakika kalabilirim. İşler beni bekliyor. Ama bir dostumun dostuna taşıma fırsatını da kaçırmak istemezdim tabii ki. Nereden çıktı bu adam? Yoksa beni takip mi etti? Kesin takip etmiş olmalı. Yoksa birdenbire nasıl ortaya çıkabilir? Onu soruşturmada gördüğüme eminim. Ön sıralarda oturanlardan birine çok benziyor. Deni, Deni iyi misin? Ben bir ne oldu? Siz de oturun buyurun, ayakta kalın. Yaşlı insanların sıkıcı konuşmalarını dinlemek zorundayım. Ve bir neden bulmaksızın oradan çıkamaz. Ayrıca sen hiç öyle bir hamlede ele geçirebilecek bir kadına benzemiyorsun. İşin aslı bu değil. Hoşunuza gitmedi ve herhalde şimdi de gitmiyor. Hoşa gitmek önemli değil. Belki de benim yargıcım budur. Onu tanıyorum. Buraya sık sık gelir. Resim gençliğinde yapılmış. Ama bu resme herhangi bir zamanda benzemiş bile olamaz. Çünkü kendisi ufacık. Buna rağmen resimde kendisine bunca boy verdirtmiş. Çünkü saçmalık derecesine kendini beğenmiştir. Hepimiz gibi. Peki ne yargıcı bu? Kendisi bir sorgu yargıcı. Yine sadece bir sorgu yargıcı. Yüksek rütbeli yargıçlar en iyi tahtlarda oturuyorlar. Ancak kendilerini sürekli gizliyorlar. Onların hepsi uydurmalar. Gerçekten sadece atların üstüne örtülen örtülerden birine, kadının kolu bir mutfak sandalyesine oturuyorlar. Peki ama Baykan, hep davanızı düşünmek zorunda mısınız? Az bile düşünüyorum Elin. Yanlışınız bu değilmiş. Çok inatçıymışsınız, öyle duydum. Kim söyledi bunu? Onu söylersen fazla boş boğazlık etmiş olur. Lütfen at sormayın. Ama yanlış yapmayı sormayın. Bundan böyle o kadar inatçı olmayın. Çünkü insan bu mahkeme karşısında kendisini savunmaz. İtiraf etmek kaçınılmaz. Siz de ilk fırsatta itirafta bulunur. Ancak ondan sonra işin içinden sığdırma olasılığı vardır. Evet, ancak ondan sonra. Fakat bu da dışarıdan bir yardım almaksızın gerçekleştirilmesi düşünülemez. Ama bu yardım gözünüzü korkutmasın. Ben size yardımcı olmak istiyorum. Nasıl yapacaksın bunu? Sen mahkeme ve gerekli avlatmacılar konusunda çok şey biliyorsun. Ancak yine de itiraf etmesem de bana yardım edemez misin? Hayır. O zaman size yardımcı olamam. Ancak böyle bir yardım önemsiyor gibi görünmüyorsun. Çok inatçısınız ve ikna olmuyorsunuz. Ancak sen de benden çok zor bir şey istiyorsun. Sonuçta insan işlemediği bir suçu nasıl itiraf edebilir ki? Ne olacak? Başınıza sürekli soruşturmalar yargıçlar olmasından kötü mü? İtiraf edin, kurtulun. Hayır. Bunu yapalım. O yargıçlar her gün o resimleri çizdirmeyi bildikleri gibi adalet nedir onu da öğrenmeliler. Yoksa her gün çizdirdikleri resimlerdeki tahtlar büyürken saygınlıkları azalacaktır. Yani sen söyledin. O sadece bir sorgu yargıcı. Kim bilir daha yüksek rütbeli yargıçlar neler yaptırıyor. Zaten gitmem gerekiyor. İçeri mi gideceksiniz? Hayır. O kalem müdürü oradayken oraya da gidelim. Zaten sanki sürekli birileri beni takip ediyor. Nereye gidersem gideyim tanımadık bütün bakışlar üzerime geliyor. Peki ama Baykan, sizi bir daha görebilecek miyim? Bilemiyorum yani. Thank you.
söylemiştim Bilal. Ne demek anlayalım Fıran? Kalitesini sen de gördün. Kalitesini gördüm ama adamın şikayet içeriyor. Siz bankanın deposunda ne arıyorsunuz? Bayım, bizi şikayet ettiğin için dayak yiyeceğiz. Ben size şikayet falan etmedim. Yalnızca evimde olanları anlattım. Ayrıca siz de çok suçlu sayılmazdınız. Bayım, ne kadar hastalar aldınız, bilseniz bize hak verirdiniz. Benim bakmak zorunda olduğum bir ailem var. Fransız'a evlenmek niyetindeyim. İnsan nasıl olursa olsun para kazanmak istiyor. Ve bu da yalnız yemekle sağlanmıyor. Tamam, doğru değil yaptınız. Yasaklı ama nöbetçilerin böyle davranması da adettendir. Ayrıca doğal da sayılması gerekir. Çünkü tutuklanmak gibi kötü bir yazgıya kurban giden biri için böyle şeylerin hiçbir önemi kalmaz. Zaten bunu dile getirildiğinde de cezalandırmamız kaçınılmaz olur. Ben sizin cezalandırılmanızı istememiştim. Ben sizin suçlu olduğunuza bile inanmıyorum. Asıl suçlular sizin üstünüzdeki kişiler. Size emir veren kişiler. Frans, bu beni cezalandırmamız yolunda bir talepte bulunmadığını söylemiştim sana. Şimdi ise kendini duydum. Ceza yemek zorunda ol. Bu adamlara inanmayın bayım. Dayak yemenin eşiğinde olan adamlar ağızlarından çıkanların farkında değillerdir. Yalan söylüyor hepsi. Ona inanmayın bayım. Sırf siz şikayet ettiniz diye dayak yediniz. Yoksa yaptığınızı öğrenseydik de bize hiçbir şey olmaz. Bayım, bu da adalet denilebilirim. Biz yıllar boyunca çok iyi görev yaptık. Bir gün bir dayakçı bile olabilirdik. Ona kimse şikayet etmek için dayakçı olmuş. Zaten bu şikayetler öğrenenler rastlanır ki. Onları kurtarmanın bir yolu yok mu? Hayır bayım, maalesef hiçbir yolu yok. Bak, ne istersen verebilirim. Ne yani, bana da mı rüşvet teklif ediyorsunuz? Sonra onlar gibi şikayet edip beni de mi dövdüreceksiniz? Hayır Bayka, bu olanaksız. Aklını başına topla. Onların dayak yemesini isteseydim, sana onları kurtarmak için rüşvet önermezdim. Ben onların suçlu olma inanmıyorum. Asıl suçlular yüksek rütbelidir. Eğer şimdi elinin altındaki yüksek rütbeli bir yargıç olsaydı, sana onu dövmen için bile para verebilirdim. Ancak onları kurtarmak istiyorum. Bakın bayım, onları kurtarmak için yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Ben bu adamların, bu ikisinin dövülmesi için emir aldım. Ve bu adamlar benden bu dayağı yiyecekler. Yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Artık gidin buradan. Bayım, ne olur bizi bırakmayın. Gidin bayım, gidin bayım. Ne olur bayım. Lütfen durun. Biz bir şey yapmadık. Lütfen. Bırak bizi bırak. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Onları kurtaramadım. Keşke daha fazla para önerseydim. Ya da dönmesi için kendi bedenimi önerseydim. Onları bulup en kötü cezayı çekmelerini sağlayacağım. Ortaya çıkma cesareti bile gösteremeyen o yüksek dereceli yargıçlar o sopanın altında olsalardı, onları kurtarmak için asla çaba sarf etmezdim. Mahkeme için çalışıyormuş. Hangi mahkeme olduğunu sordum.
Bunun üzerine bana bazı şeyler anlattı. Anlattıklarından ne kadar şaşırdığımı sanırım en iyi siz anlayabilirsiniz Baykan. Ve düşündüm ki belki de Titoredis'i de biraz yardımcı olabilir. Çok değerli tanıyor. Kendisinin çok çeşitli bir nüfuzu olmasa bile çeşitli nüfuzlu kişilere nasıl ulaşabileceğiniz konusunda size bazı tavsiyelerde bulunabilir. Bu tavsiyeler tek başlarına pek bir işe yaramasalar da eminim sizin elinizde çok şey ifade edeceklerdir. Çünkü hep derim, siz neredeyse bir avukat gibisiniz Barka. Eğer ziyaret etmek isterseniz bu adres. Teşekkür ederim. Bu aralar biraz yoğunum ancak gitmeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Ben artık izninizi isteyeyim. Sizi de daha fazla meşgul etmeyeyim. Sana yapılması söylenen şeyler hakkında şüphe duyuyorsun rahip. Beni yanlış anlıyorsun. Demek istediğim daha önce hiç yapılmamış bir şey bu. Bu kadar uğraşmaya değer mi? Eğer bunca zamandır sen de onda onlarda şüphe olmayıp şimdi olmaya başladıysa bunun yapılması gereğinin kanıtıdır. Sonuçta bu kadar eminsek neden hala deniyoruz? Biz burada deney yapmıyoruz. Sadece olan prosedürleri izliyoruz. Peki bu neyi değiştirecek? Fikirlerini mi? Fikirlerin değişmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ama henüz o bilmiyor. Hoş geldiniz. Ben ressam Titore'yim. Merhaba. Ben sizi, isminizi sizi tanıyan bir bayanım. Resim almak veya yaptırmak mı istersiniz? Olabilir. Şu aralar üzerinde çalıştığınız bir resim var mı? Evet. Ortadaki tablo. Örtüyü kaldırmanız yeterli. Avukatın çalışma odasındaki yargıç portresinin çok benzeri. Buradaki farklı bir yargıç. Her iki yanda yanaklarından yukarı doğru uzanan kılları kıvrık bir top sakal var. Avukatın odasındaki resim yağlı boyayken bu pastel boyayla yapılmış. Fakat her ikisi de çok benziyor. Burada da yargıç adeta tehditkar bir ifadeyle bakıyor. Nasıl buldunuz? Ben aslına bakarsanız pek anlayamadım. Buradaki nedir? O adaleti temsil ediyor.
Anlamış. Herhalde bu gözündeki bandımızda elindeki terazi oldu. Evet. Ayakları neydi? Ama kanat mı? O da evet. Resim adaleti temsil ettiği gibi ayrıca zafer tanrıçasını da temsil ediyor. Adalet tanrıçasına hiç benzemiyor. Zafer tanrıçasını da anımsatmıyor. Daha çok bir av tanrıçasına benziyor. Bu iyi bir bileşim değil. Sonuçta adalet deniyor. Yoksa terazi sallanabilir ve adil bir karar verilmez. Dediğim gibi, müşterilerimiz bağışlı. Elbette. Sonuçta siz figürü nasıl gördüyseniz öyle resmettiniz. Yok, ben ne figürü ne de koltuğu gördüm. Hepsi de kurmaca. Bana yalnızca nasıl resmetmem gerektiği söylendi. Nasıl? O yargıç koltuğunda oturan kişi bir yargıç değil mi? Evet, fakat yüksek bir yargıç değil. Ve kendisi de hiçbir zaman böyle bir koltukta oturmadı. Buna rağmen kendisini böyle gösterişli resmettiriyor, öyle mi? Orada adeta bir mahkeme başkanıymış gibi duruyor. Evet, burada büyük insanlar beyler. Fakat resimlerini böyle yaptırmaları konusunda yüksek makamlardan alınma izinleri var. Hatta aslına bakarsanız herkesin kendini nasıl resmettirebileceği kesin kurallara bağlıdır. Fakat cübbenin ve oturulan yerin hakkında bir kanıya ulaşmak için bu resmi referans alamazsınız. Peki kim bu yargıç? Bunu size söyleyemem. Herhalde siz mahkemenin güvendiği birisiniz. Gerçek hemen söylenmeli. Fırın fabrikatörle davanız hakkında konuştum. Size yardım etmek isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de bir ara buraya uğrayabileceğini söyledim. Ve buraya resimlerim hakkında yorum yapmaya gelmediğinizi de biliyorum. Peki Bayka, suçsuz musunuz? Evet. Elbette ki suçsuzum. Demek öyle. O zaman mesele çok kolay demektir. Asıl mesele mahkemenin takılıp kaldığı o küçük ayrıntılar. Daha önce hiçbir şey bulunmayan bir yerden bir suç bulup ortaya çıkartılmış. Evet, ama önemli olan nokta suçsuzluğunuz. Elbette siz mahkemeyi benden daha iyi tanıyorsunuz. Ben yalnızca farklı kişilerden duyduğum söylentilerden fazlasını bilmiyorum. Onların ise ortak görüşü, bir mahkemenin iyice araştırmadan dava açmayacağım. Ve bir kez suçluluğuna inandığı bir davalının bu inancından döndürülmesini çok zor olur. Zor. Mahkeme kararından asla döndürülemez Baykan. Burada bir tabloya bütün yargıçların resmini yapsam ve siz o tablo karşısında kendiniz savunsanız gerçek bir mahkeme oranla şansınız daha yüksek olur. İçeri girebilir miyiz Titorelli? Adam artık gitmeyecek mi Titorelli? Hayır kızlar, susun! Bu kızlar, bunlar da mahkemeye ait. Nasıl? Zaten gördüğünüz her şey mahkemeye aittir. Bu atölye bir. Anlayamıyorum. Görünüşe bakılırsa mahkeme hakkında genel bir fikre sahip değilsiniz. Ama suçsuz olduğunuza göre buna ihtiyacınız da olmayacak. Çünkü ben sizi tek başıma kurtaracağım. Nasıl yapacaksınız bunu? Mahkemedeki beylerle aramda kuvvetli bir bağ vardır. Bu bağlantıyı ilk olarak nasıl sağladınız? Bu bağlantı bize anlar kendisine mahkeme ressamı olan babamdan bana miras kaldı. Çeşitli memur sınıflarının resimlerinin yaptırılması konusunda o kadar çeşitli ve gizli kurallar vardır ki bunları belli aileler dışında kimse bilmez. Bu kurallar çok önemli. Zira her yargıç kendini eski büyük yargıçlar gibi resmettirmek ister. Bunu da ancak ben başarabilirim. Kıpta edecek bir durumdasınız. Sonuçta mahkemede sarsılmaz bir yeriniz var. Öyle de denebilir. Bu yüzden arada sırada ihtiyacı olan birinin davasıyla ilgilenmeye cesaret edebiliyorum. Sizin durumunuza gelince Bayka, size nasıl bir kurtuluş yöntemi istediğini sormam lazım. Üç olasılık vardır. Gerçek anlamda aklanma, görünüşte aklanma ve sürünce merhaba. Gerçek anlamda aklanma elbette ki en iyisidir fakat bu yöntemde dışarıdan kimsenin bir etkisi olamaz. Hatta benim bile. Bu yöntemde yalnızca suçsuzluğunuza dayanmanız düşünülmüştür. Tabii şunu da belirtmeliyim ki, şu ana kadar birçok davanın önemli evlerini dinledim ve mümkün olduğu sürece de izledim. Söylemeliyim ki şu ana kadar tek bir gerçekle aklanmaya bile tanık olmadım. Şu ana kadar tek bir gerçek aklanma bile olmadım. O zaman mahkemenin yerini tek bir cellat da alabilirmiş. Peki, eski zamanlar. Geçmişte herhangi bir aklanma oldu mu biliyor musunuz? Duyduğuma göre olmuş böyle aklanmalar fakat bunu saptayabilmek çok güç. Zira mahkemenin kesinleşen kuralları yayınlanmaz. Hatta bunlar yargıçları bile açık değildir. Bu yüzden eski davalardan geri yalnızca söylenceler kalır. Salt söylence düzeninde kalanlar kanımı değiştiremez.
Ayrıca bunlar mahkeme delil olarak da kullanılamaz herhalde. Hayır, kullanılamaz. Peki, bu iş meğer olsun. Bahsettiğiniz diğer iki olasılık neydi? Görünüşte aklanma ve sürünceme de bırakma. İkisinde de beni yardıma erişebilirsiniz. Öyle mi? Evet. Görünüşte aklanma yoğun ve geçici. Sürünceme de bırakma ise az ama sürekli biçim ekleyin. Görünüşte aklanmayı seçerseniz eğer, burada bir kağıda suçsuzluğunuza dair bir onay metni yazayım. Sonra bununla tanıdığım tüm yargıçları dolaşır ve suçsuzluğunuza kefil olduğumu söyleyeyim. Yeterli sayıda imza toplandıktan sonra davalı için kendini güvende hissedebileceği bir süreç başlar. Çeşitli formalitelerden sonra da davalı rahatça aklanabilir. Ve o zaman özgür olurum öyle mi? Öyle de diyebilirsiniz. Fakat bu yöntemde yalnızca bir süre için özgür olmuşsunuz. Çünkü bizlerin tanıdıkları yalnızca düşük seviyeli yargıçlardır. Onların sizi aklamaya kesinlikle hakları yoktur. Bu hak ne sizin ne de herhangi birimizin ulaşamayacağı yüksek makama aittir. Orada durum ne olduğunu bilmemiz ve kimse de bilmek istemez. Bu yöntemle aklandığınız takdirde davadan yalnızca bir süre için uzaklaşmış olursunuz. Fakat başınızın üstünde sallanmaya devam eder. Ben hala anlayamıyorum. Bakın, gerçekte aklanmada dosya bütünüyle ortadan kalkar. Görünüşte aklanmada ise dosya yürürlükte kalır, kaybolmaz ve unutulmaz. Günün birinde tekrar bir yargıç bu dosyayı eline alır ve daha bir dikkatli incelerse o zaman hakkınızda tekrar bir tutuklama emri verebilir. Ve bütün duruşma tekrar başlar öyle mi? Öyle diyebilirsiniz. Tabii ardından tekrar bir aklanma kararı alabilirsiniz. Tabii bunu üçüncü tutuklanma, üçüncü kararı dördüncü tutuklama izler ve bu süreç böyle devam eder. Ve davanın asla özgürleşemeyeceği bir sürece girmiş oluruz öyle mi? Ne yazık ki öyle. Belki sürünceme de bırakma yöntemi sizin için daha iyi. Bu yöntemde davanın hep başlangıç evresine bırakılması öngörülür. Yargıçlarla ve kalemlerle samimi ilişkiler gerekir. Bu tarz iyi ilişkiler sürdüğü sürece dava hep ilk aşamada bırakılır. Tabii hakkınızda bir mahkumiyet kararının verilmeyeceğinden emin olmalısınız. Çünkü bizlerin tanıdığı en düşük yargıçlardır. Bak, ben artık gitmeliyim. Biliyor musunuz? Hiç şüphesiz odanın ısınan olsa gerek. Unutmayın, iki yöntemin de ortak noktası davalıyı mahkum edilmekten kurtarmaktır. Ama davalı asla özgürleşemiyor. Bayka, eğer kızlar tarafından rahatsız edilmek istemiyorsanız siz buyurun bu çıkışı kullanın. Oradaki nedir? Orası mahkeme kalemlerine açılan kapı. Neye şaşırdınız? Burada hemen hemen her çatı katında mahkeme kalemlerine açılan kapılar olduğu gibi biliyor musunuz? Ben mahkemenin bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Artık öğrenmiş oldunuz be. Sadece mahkeme soru sorar diye bir kural mıdır? Davalılar da soru soramaz mı? Elbette sorabilir bayım. Fakat siz bir davalı gibi değil. Siz bir mahkeme gibi soru soruyorsunuz. Hakkımda adil bir suç verilmesini istemem suç mu? Tabii ki değil bayım. Fakat mahkeme en doğru kararı veren yerdir. Ama siz böyle yaparak onların işini zorlaştırıyorsunuz. Ayrıca bayım, bir dava açılmışsa o dava haklıdır. Bizler davalarımızın küçük birer parçasıyız. Ve onların sorunsuzca ilerlemesi için çaba harcamalıyız. Madem mahkeme en doğru kararı veren yer, siz burada bekleyerek ne zaman kaybediyorsunuz? Buna niye uğraşıyorsunuz? Öyle demeyin bayım.
Mahkeme bunca ağır iş yükünün altında bir de delil araştırması mı yapmalı? Bizler onların işlerini kolaylaştırıyoruz. Ben bu saçmalığa daha fazla katılmak istemiyorum. Bayım, üzülerek söylemeliyim ki davanızı kaybedeceksiniz. Nereden çıktı şimdi bu? Tavırlarınızdan ne kadar da çökmüş duruyorsunuz. Sizin suratınıza bakın da sizde kendi mahkumiyetinizi bile görebiliyoruz. Şimdi hemen gidin buradan. Şimdi bunu davaların batılaşları görür mü sonuçlarını söylüyorsunuz? Sizin neden burada bu kadar çok süründüğünüze, görevlerinde neden eğilip büküldüğünüze şaşmadım. Sizler birer davalı değilsiniz. Sizler birer kölesiniz. Sizler bu davayı özgür olmak için istemiyorsunuz. Sizler zaten özgür olmamayı seçmişsiniz. Siz bu davayı zaten kazanmışsınız. Birer köle olarak. Acıyorum size. Başlarda iyi olacağını düşünmüştüm. Ancak şimdi bundan şüpheli. Sen nasıl olacağını biliyor musun? Hayır. Hayır ama korkarım kötü bitecek. Seni suçlu görüyorlar Joseph. Suçun kanıtlanmış gözüyle bakıyorlar. Ama ben suçlu değilim. Zaten nasıl suçlu olabilirim ki? Sonuçta hepimiz insanız ve birbirimize hiçbir farkımız yok. Dediklerin doğru. Ama ancak suçlular böyle konuşurlar. Senin bana karşı ön yargıların var. Sana karşı bir ön yargım yok. Oy. Ancak mahkemedeki diğer herkesin bana karşı ön yargıları var. İşin kötü yanı, bu işle alakası olmayanları da bu yönde kışkırtıyorlar. Sen olayları yanlış anlıyorsun. Karar aşaması öyle bir çırpıda gelişmez. Yargı zamanla bir karara dönüşür. Davanla ilgili bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Ben yardım almaya devam edeceğim. Hala bakmadığım bazı noktalara. Yabancılardan çok fazla yardım alıyorsun. Özellikle de kadınlardan. Kadınların mahkeme üzerinde büyük bir etkisi var. Mesela sorgu yargıcı. Ona bir kadın gösterin. Kürsüyü, davalıyı, neyi buluyorsa çiğner ve kadına koşar. Niye cevap vermiyorsun? Ben yalnızca nasıl bir mahkemeye hizmet ettiğini söylemek istemiştim. Amacım sana hakaret etmek değildi. İki adım öteni göremiyor musun sen? Artık aşağı gelmek istemez misin? Zaten buraya bir vaaz falan vermek için gelmediğim belli. Artık gelebilirim. Davalarla önceden uzaktan konuşmak zorundayım. Aksi takdirde onlardan kolayca etkilenebiliyorum ve görevimi unutabiliyorum. Sen bana karşı çok dostça davranıyorsun. Mahkemedeki diğer herkesin yaptığının aksine bir davranış. Sana şu ana kadar mahkemeyle ilgili tanıştığım herkese güvendiğimden daha çok güveniyorum. Sakın kendini yanıltma. Ne konuda yanılacakmışım ki kendimi? Mahkeme konusunda yanılıyorsun Joseph.
Yasanın girişindeki yazılarda bu yanılma için şöyle denir. Yasanın önünde bir kapı bekçisi durur. Taşralı bir adam bu bekçiye gelir ve kendisini içeri bırakmasını rica eder. Ancak bekçi onu şimdilik içeri alamayacağını söyler. Yasaya açılan kapı her zamanki gibi açık olduğundan ve bekçi kenara çekildiğinden adam kapıdan içeriği görebilmek için eğilir. Kapı bekçisi bunu fark ettiğinde şöyle der. Sana bu kadar çekici geliyorsa eğer, yasağıma karşın içeri girmeyi dene. Ancak şunu unutma ki ben çok güçlüyüm. Ve ben sadece en alt derecedeki bir kapı bekçisiyim. İçeride salonları bekleyen bekçilerin her biri diğerinden daha güçlüdür. Üçüncü bekçinin görünümüne ben bile dayanamam. Taşradan gelen adam böyle zorluklarla karşılaşmayı beklememiştir. Ona göre yasa herkese ve her zaman açık olmalı diye düşünmektedir. Adam içeri girene kadar orada beklemeye karar verir. Adam orada günlerce, hatta yıllarca bekler. İçeri girebilmek için bekçiye rüşvet verir. Ricalarıyla adamı yorar. Fakat bekçi ona asla izin vermez. Adam yıllar boyunca gözünü bekçiden neredeyse hiç ayırmamıştır. Bu sırada diğer kapı bekçilerini unutur ve yasaya girmesinin tek engeli o bekçi gibi gözükmektedir. Aradan yıllar geçer. Adam artık yaşamının sonlarına gelmiştir. O zamana kadar edindiği tüm deneyimleri düşünür ve bekçiye o soruyu sormaya karar verir. Herkes yasaya göre ölüyor. Ancak nasıl oldu da buraya benden başka kimse girmeye çalışmadı? Kapı bekçisi adamın sonunun geldiğini anlamıştır. Bir türlü doymak bilmiyorsun diyerek adama cevap verir. Buraya senden başka kimse giremezdi. Çünkü bu kapı yalnızca senin için öngörülmüştü. Şimdi onu kapatmaya gidiyorum. Yani kapı bekçisi adamı yanıltıyor. Adamın işine yarayacak olan bilgiyi yalnızca adamın artık işine yaramayacağı zaman veriyor. O soru bekçiye daha önce hiç sorulmamıştı. Ve şunu unutma ki adam sadece bir kapı bekçisi. Ve görevini yerine getiriyor. Adamın görevini yerine getirdiğini nasıl düşünürsün? Adamın görevi yabancıları içeri almamaktı. Ancak madem kapı adam için yapılmıştı, o zaman adamı içeri almalıydı. Ama bekçi kapıyı her zaman açık tutuyor. Ta ki son ana kadar. Adam asla içeri giremiyor. Özgür insan bağımlı insandan üstündür Joseph. Adam özgür bir insan. İstediği zaman istediği yere gidebilir. Bekçi ise adama bağımlı. Hatta adamın emrinde bile çalışıyor olabilir. Adam asla içeri almıyor. Ama adamın içeri girmesini asla yasaklamıyor. Sadece içeride karşılaşabileceği zorluklardan bahsediyor o kadar. Ben hala anlayamıyorum. Acık, benim yok. Gitmem lazım zaten. Kapıdan çok uzakta mıyız? Evet, çok uzak. Fakat hemen gitmek mi istiyorsun? Evet. Ancak karanlıkta yolumu tek başıma bulamam. Buradan nasıl çıkabilirim? Soldaki duvar boyunca dümdüz git. Orada bir çıkış bulacaksın. Orada mısın? Evet, bir şey mi oldu? Ben yalnızca karanlıkta birinin sesini duymaya ihtiyacım vardı. Başta bana çok dostça davranıyordun. Ancak şimdi sanki beni önemsemiyorsun. Benden istediğin bir şey mi var? Ben bir hapishane rahibiyim Joseph. Yani mahkemedenim. Mahkeme senden neden bir şey istesin ki? Geldiğinde seni kabul eder ve gitmek istediğinde de seni asla alıkoymaz. Thank you.
Sevgili Bayan Brüsun, neden bu mektubu kaleme aldığımı kendinize pekala sormuş olabilirsiniz. Mektubuma başlarken benim de cevabını bilmediğim bu sorunun yanıtını belki de satır aralarında beraberce bulabiliriz. Öyle ki davam artık aklımdan hiç çıkmıyor Sayın Brüsun. Bunda son zamanlarda yaşadığım ilginç olayların etkisinin olmadığını söylersem apaçık yalan söylerim. Davamla ilgili karşılaştığım sıkça rastlantılar bir kenara, artık içsel olarak da sadece bu davayı düşündüğümü, hatta rüyalarıma girdiğini belirtmek isterim. İçinde bulunduğum mahkeme karşısında tamamen güçsüz bir durumdayım. Bu dava süresi boyunca edindiğim tecrübelerle mahkemenin yozlaşmışlığını daha iyi gözlemlerken büyük bir korku içerisinde bulunduğumu sanırım ilk kez burada ifade edebilirim. Yaşadığım korku, içinde bulunduğum süreçten ziyade bu süreçteki yalnızlığımdı. Pek çok kişi bana yardım etmek istediklerini söylemesine rağmen kimsenin arkamda olmadığını ve gerçek anlamda herhangi bir yardımda bulunmadığını rahatlıkla hissedebiliyorum. Karşısında bulunduğum mahkemenin büyüklüğü ve bilinmezliği de bu durumu perçinliyor sayın yıldızlar. Herkes kör olmuş, sağır olmuş gibi davranıyor. Herkes her şeyi görüyor, duyuyor fakat konuşmuyor. Ben konuştuğumda ise bir cüzdanlıymışımcasına yanımdan uzaklaşıyor. Mahkememe yardımcı olması için gittiğim avukat, aylardır tek bir dilekçeyi bile kaleme almadı. Boş. Alsa da zaten ne fayda eder? İddianamelerin davalılardan bile gizli tutulduğu bu mahkemede, neyle suçlandığını bilmek gibi insan kendini nasıl savunur? Savunmaları okunmadı. Büyük dosya yığınları içinde kaybolduğu bu yerde, kime hesap sorulur? Kim bu insanlar? Ne istiyorlar? Özgürlüğe giden tek yolun dahi en kötü tutsaklıkla eşdeğer olması nasıl tek seçenek olabiliyor? Tutsaklığı kabul etmiş bu insanlar vicdanlarında kendilerine nasıl özgür diyebiliyorlar? Ben bunu asla söyleyemem Bayan Gülsünler. Bu yüzden de artık tek başıma savaşmak zorundayım. Çünkü bu davada kazanılabilecek bir özgürlük yok. Çünkü bu davada hakkı savunan birileri yok. Tutsaklığı kabul edip özgür olmaktansa yıllarca süreceğini, bu yolda yıpranacağımı bilsem de bu uğraşı tek başıma vermeye kararlıyım. Belki de kendime bile itiraf edemediğim bu gerçekliği yüzleşmek adına size bu mektubu yazdım. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Joseph K. Yine mi siz? Bir yıldır sürdürdüğünüz bu saçmalığa son vermeye mi geldiniz? Merak etmeyin kaçmayacağım. Zaten bir yıldır bir suçsuzun düştüğü durumları izlemekten başka ne yaptınız? Bu mu yüce mahkemeniz? Bu mu uğruna kölesi oldunuz mahkemeniz? Bu mu büyük dava dosyaları? Söyleyin bana. Nerede? Benim suçumun ne olduğunu kanıtlayabilecek tek bir kanıt. Benim suçumun ne olduğunu bilen tek bir kişi. Söyleyemezsiniz. Kölesi olduğunuz mahkeme uğruna bir şeyler yapmayabilirsiniz. Aşağılık herifiniz. Köpekler. Siz daha kim olduğunuzu bile bilmiyorsunuz. Siz daha ne yapmaya geldiğinizi bile bilmiyorsunuz.